Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi çok iyisinizdir. Bugünkü bölümümü tam böyle camdan gördüğüm güzel bir kar yağışı ile yapmaktayım. Yeşillenmiş bir piyasa var. Yani gayet pozitif bir havada başlıyorum bu videoyu yapmaya. Bugünkü bölümümüzde zaten beni heyecanlandıran konular var. Birincisi, çok fazla bahsedilmeyen Anchor Protocol, yani Terra Blockchain ağı üzerinde UST, dolara endeksli olan UST stabil coin'e nasıl yatırım yapılıp yıllık %20 kazanç elde edilebilir? Yani Türkiye'deki enflasyona vurunca çok daha fazla oluyor. %100'lere doğru gidiyor neredeyse o kazanç. Bunu kolay bir şekilde yapmayı göstereceğim sizlere. Ondan sonrasında benimle irtibata geçen büyük bir platformun bir oyunu çıkıyor ve bunu private sale olarak benim izleyicilerime, yani sizlere verebilmem için bir görüşme yaptık. Ama o arada beni de ikna ettiler. Ben de yatırım yapacağım buna ve sizlere de bunu göstermiş olacağım. Normal hedeflenen çıkış fiyatı 0.12'ler ama bizlere private, yani özel satıştan 0.08 üzerinden coin'i alma fırsatı veriyorlar. Tabii bunu detaylıca videoda konuşacağız. Bunu anlatmış olacağım. Acayip dolu bir bölüm var. Siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bir an önce bölümümüze geçelim. Haydi. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere gayet yeşil bir hava var. Evet, toparlıyor piyasa. Tamamıyla eski rakamlara döndük mü? Hayır, daha dönmedik ama toparladığını görebiliyoruz. Ethereum'un bir nevi altcoin'leri sırtlamasıyla biraz daha güç kazandığını da görebiliyorsunuz. BTC'ye güç geldikten hemen sonra hızlı bir şekilde dominans düşürmeye başlıyor. Altların artık hareket etmesini istiyor insanlar. Bunu görebiliyoruz. Umarız da kötü bir haber daha gelmezse, savaş mesela barışla sonuçlanırsa kısa bir vakitte, bu piyasalara yarayacaktır. Ki zaten daha öncesinde Twitter'da da diğer videolarda da bunlardan bahsetmiştik. Şimdi ben direkt konumuza geçmek istiyorum aslında. Sizlere yeni bilgileri aktarmak istiyorum bir an önce. Anchor Protocol arkadaşlar. Bu protokol Terra Blockchain ağının üstündeki izleyen şirket protokol diyelim sizler için. Ve burada kullanabileceğiniz Earn ve Borrow diye güzel özellikler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum ama daha çok Earn. Bir nevi kendi bankacınız olduğunuz kısmına yönlendireceğim sizleri. Burada en çok tanıdığınız coin tahminen Luna. Terra Blockchain ağının Luna'sı. Gayet güçlü bir şekilde gelecek vadeden bir coin zaten kendisi de. Ki kriptoya aşina olan birçoğumuz da zaten bu coin'i tanımaktayız. Şimdi Anchor Protocol'a geldiğimiz zaman ben burada Luna'dan değil de daha çok UST, yani bunun stabil coin'inden ama merkeziyetsiz stabil coin'den bahsedeceğim. Yani USDC'den, USDT'den biraz daha farklı gibi düşünebilirsiniz bunu. Total'de arkadaşlar şu rakama bakmanızı istiyorum. 16 milyar doların üzerinde burada bir kilitlenme var. Yani burada bir staking söz konusu. Bakın, total value lock diye yazıyor zaten. Buradaki kilitlenme insanların buradan staking geliri alması üzerine. Aşağı indiğimiz zaman burada UST Terra'yı görebiliyoruz. Arkadaşlar, bu platform şunu yapıyor. Siz dolara endeksi, yani 1 dolar 1 UST şeklinde düşünebilirsiniz. Buraya yatırım yaptığınız zaman, UST alarak yatırım yaptığınız zaman size şu anlık %19.44, bakın burada da görebiliyoruz, %19.44 değerinde bir oran veriyor. Siz buradan kazanç elde edebiliyorsunuz. Başka bir platformda, biraz daha kolay yapılabilecek bir platformda sizlere bunu göstereceğim. Onların oranı biraz daha yüksek UST'ye. Tahminen daha fazla insanı işte onlara çekebilmek, teşvik edebilmek için bunu yapıyorlar. Ondan konuşacağız. Şimdi UST nedir'i konuştuğumuz zaman şu cümle aslında bize gayet güzel bir şekilde açıklayacak. Siz UST satın alabilmek için aslında önce Luna mintliyorsunuz. Bunu otomatik olarak yapıyorsunuz. Borsalarda yaptığınız zaman fark etmiyorsunuz ama ya da onlar sizin adınızı zaten yapmış oluyor. Bunu mintlediğiniz zaman arada bir ücret oluyor. Bu ücret arkadaşlar Luna şeklinde ödeniyor ve bunlar tamamıyla yakılıyor. Ne oluyor? Arzı düşmüş oluyor ve fiyat ona göre küçük bir mebze de olsa artmış oluyor. Tabii bunu milyonlarca insanın kullandığını düşünün bütün dünya üzerinde. Aynı şekilde Luna yaratabilmek için de UST mintlemeniz gerekiyor. Yine belli bir kısmı alınıp bunlar da yakılıyor. Genel olarak biraz daha artış görebilirsiniz diğer stabil coinlere göre. Şimdi onun örneğini göstereyim ben sizlere. Bakın, USDC işte 1 doların biraz üzerinde, bakın 4 tane 0 var. USDT de aynı şekilde ama UST'ye geldiğimiz zaman bakın 2 0 sadece ve doların, yani 1 doların biraz daha üstünde. Bu tam olarak da o mintleme ve sonrasında yakılma durumundan dolayı olmakta. Bu şekilde dolara bazlı merkeziyetsiz bir coin'den bahsetmekteyiz ve buna staking yaptığımız zaman yıllık geliri bu özelliğinin sayesinde diğerlerine göre çok daha fazla olmakta. Yani bu kişisel bankacılığımızı oluşturabilmek ve bu şekilde belki de yatırım yapabilmek için iyi bir seçenek olabilir. Onu da nasıl yapılacağını şimdi küçük bir göstermiş olayım. Ben bunu
OKEX'ten yapıyorum. Bildiğiniz üzere OKEX'i bayağı beğenmekteyim. Burada peki nereden yapıyorum? Finance kısmına gidip Earn kısmına tıkladığınız zaman sizlere bu kazanma yani staking yaptığınız, DeFi'leri kullandığınız, dual investment yaptığınız, daha önce de konuşmuştuk, bu alana götürecek. Aşağı indiğiniz zaman burada göreceksiniz birçok seçenek. UST ile aratırsanız bakın %19, %20 yani neredeyse 19.99 ve flexible. Yani tamamıyla esnek. Çıkarttığınız zaman bunu istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. Belli bir süre kilitlenmemiş oluyor. Gördüğünüz üzere Anchor protokolün üzerinde zaten bu da. Subscribe dediğiniz zaman bakın burada da yazıyor. Yıllık oran işte değişecektir. Artıp azalabilir. Buna göre yapın yatırımınız şeklinde. Buraya istediğiniz kadar ne kadar UST'niz varsa elinizde yapabiliyorsunuz. Ha şunu da söylemiş olayım. Şimdi göstermeyeceğim burada ama basit mantıkla USDT alarak OKEX üzerinden UST satın alabiliyorsunuz. Bu çifti var burada. Ben zaten bu şekilde alıp UST olarak tutup ondan sonra bu şekilde yatırım yaptım. Bakın redemption yani çıkartmak istediğiniz zaman 1 ile 24 saat arasında çıkartabiliyorsunuz. Flexible dediğimizde kastımız bu. Yani öyle 1 ay 2 ay kilitlenmiyor ya da elinizdeki miktar alınmıyor. Direkt size verilmiş oluyor karınızla sermayeniz hep birlikte. Sonra gidip satıp istediğiniz şekilde çekebiliyorsunuz. Yani burada bir kilitlenme durumu yok. Bakın şöyle de göstermiş olayım. Burayı çokça kullandığımı buradan anlayabilirsiniz. Total earnings kısmında benim sadece staking'den gelen getirim bu. Yani bu büyük bir rakam. Tabii bu çok kısa bir süre içerisinde değil. Param burada durdukça kendine değer katmakta. Şöyle aşağıymış olun. Bakın UST'ler burada iki farklı şekilde kaydettim. Yani şu anki getirilerini görebiliyorsunuz. Ben bu getirileri istediğim zaman çekebilirim. Ki zaten bugünkü yatırımım da $100 değerinde bir yatırım yapacağım bir sonraki proje. Hani buradan çekmeyeceğim ama yani burada olduğunu bildiğimden buradan alacakmışım gibi düşünün. $100'larını bunun kullanacağım. Sonrasında başka projelerde diğerlerini de kullanacağım. Yani paranın para kazanmaya çalışma durumu da diyebilirim. Bir nevi. Evet şimdi diğer projemize geçmiş olalım. Sizlere ne olduğunu, nasıl yatırım yapabileceğinizi, yani ön satıştan bile ucuz miktarda nasıl alabileceğinizi anlatmış olayım. Evet arkadaşlar Nexttype diye bir şirket var. Bu şirket bana yakın dönemde ulaştı. Dedi ki böyle bir projemiz var. Biz oyun üzerineyiz. Oyunlar yaratıyoruz. Şu ana kadar 350 bin üzerinde oyuncumuz var. $15 milyon değerinde bir para kazanıldı bu insanlar tarafından. Bütün dünya üzerinde oyunlarımızı oynayarak. Büyük bir firma olma yolunda gidiyoruz. Zaten belli bir kitleye ulaştık. Ve yeni bir proje başlatıyoruz. Play to Earn üzerine. Ama bu proje için belli başlı kişilere ulaşıyoruz farklı ülkelerden. Ve eğer bu projeyi beğendilerse biz onlara ön satışından private sale dediğimiz, bakın ön satış da değil. Yani public sale değil, private sale kısmından $0.08 değerinde yatırım yapabilecekleri ve hedeflenen giriş 0.12 ama daha büyük hedefleri ilk girdiği zaman 8x 12x'e kadar çıkabilmesi. Tabii bunun olabilmesini bilmiyoruz. Hedef sonuçta bunların hepsi. Yani risklerinizi ona göre almanız lazım. Ama böyle bir teklifle geldiler. Yani ben şimdi araştırmadan bir şey yapmam. Zaten gayet detaylı bir şekilde hepsini araştırdım. Ve garip olan yanı şu. Beni de ikna ettiler. Yani ben de yatırım yapacağım buraya. Sizinle birlikte onu da göstermiş olacağım. Hani o yüzden şimdilik yapmayıp sadece videoda göstermek istedim sizlere. Kendi hesabım üzerinden kendime yatırım yapacağım. Çünkü bana özel kabul edince her şeyi. Bana özel bir link çıkarttılar. Tamam dedim ben de o şekilde yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Bu şirket arkadaşlar Shima Capital tarafından desteklenmiş. İlk token eventleri 2021 yılının Temmuz ayında başlıyor. Ve buradan itibaren büyümeye başlıyorlar. Büyük borsalarından bir tanesi Huobi zaten. Şurada şöyle bir göstereyim. Shima Capital'ı anlatacağım sizlere. Bakın Huobi var. Kalanları da daha çok decentralized dediğimiz merkeziyetsiz borsalar. Pancake ve Dodo Exchange de buna dahil. Hani en büyük şey de hacimde Huobi de diyebiliriz. Yine büyük bir borsaya girmişler. Shima Capital bunların arkasında. Bu aslında büyük bir yatırımcı. Genelde şirketlerin arkasında bu olduğu zaman iyi yerlere gelebiliyorlar. Mesela göstermiş olayım. Bir tanesi Oneinch. Oneinch Exchange vardır. Parallel, Blocktopi'yi bilenleriniz olabilir. Klimayı, SinCity'yi bilenleriniz olabilir. Yine yakın dönemde Binance borsasına girdi Zebek projesi. Bu tarz projelerin arkasında olan bir firma Nexttype kısmına yatırım yapmış. Yani bunlarla birlikte büyümüş. Ki zaten sosyal medyalarında da az çok görebiliyoruz. 180 bin takipçileri var Twitter'da. Onun dışında Heko ile birlikte çalışıyorlar. Bu yeni oyunu yapabilmek adına burada da bir 300 bin var. Yani en azından 500.000 takipçi bunların ikisinden var. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam GND stüdyosuyla çalışıp bu oyunu oluşturuyorlar. Oyunun ismi de Neon Fantasy. Yani büyük projeler bir araya gelip bir oyun oluşturuyor. Ve bunun onların ilki. Şu ana kadar iki tane oyun projesi var destekledikleri. Bir de NFT Fi projesi var. Yine bu Nexttype'ın desteklediği ama ilk defa bir oyun oluşturacaklar. Bu oyunda tam olarak da bu. Ya çok iyi şeyler yapacaklar ya da çok da iyi olmayacak. Umuyoruz da ikinci seçenek olmaz. Biz de sonuçta yatırım yapacağız buraya. Yani ben yapacağım, sizi bilemiyorum. Sizlere de anlatmak istedim ve göstermek istedim. Bakın oyunumuz bu. Neo Fantasy. Daha yeni siteleri kuruluyor. Nisan ayının başında gibi hem oyunu hem sitesi her şey çıkmış olacak. Yani oynanabilir hale gelecek.
Gördüğünüz üzere Knight Online gibi işte PvP yapabileceğiniz, başkalarıyla savaşabileceğiniz, dungeon dediğimiz bu zindanlara girebileceğiniz, işte buradan mining yaparak para kazanabileceğiniz, ERT tokenları olacak zaten, biz de bunlara yatırım yapıyor olacağız. Bu şekilde para kazanabileceğiniz 100 farklı karakteri var ve 6 farklı ırkla oynanabiliyormuş. Böyle bir oyundan bahsediyoruz. Yakın gelecekte daha fazla detay verildikçe sizlere daha fazla açıklama tabii ki yapabilirim ama elimdeki açıklamalar daha yeni başlayacağı için o yüzden zaten biraz daha riskli hale geliyor diğerlerine göre. Çünkü ortada fal yok, yumurta yok derler ama oyunun çıkacağını az çok biliyoruz büyük firmadan kaynaklanıyor ki onu da göstereyim sizlere açıkçası. Bakın Products kısmına gittiğiniz zaman zaten burada Neo Fantasy'yi görebiliyorsunuz. Hani onların desteklediğini hani hiçbir yerde yok değil. Kendi sayfalarında da zaten yazmışlar burada gördüğünüz üzere. Bu şekilde bir projeden bahsediyoruz. ERT totalde 250 milyon tane olacakmış. Zaten başlangıçta yatırım yapıldıktan sonra 12 aylık bir vesting period yani bekleme dönemi oluyor. İlk size işte bu Nisan'ın başında %10'unu veriyorlar. Yani bana da işte 100 dolarımdan %10'unu artık ne kadar kazandıysam verecekler token olarak. Ondan sonrasında kalan %90'ı 12 ay boyunca eşit miktarlarda dağıtılacak. Şöyle ki bunun sebebi hani bir anda hepsi verilirse herkesin satma durumunda token'ın ne kadar geleceği olsa bile bir anda düşebilir. Bunun önüne geçebilmek için zaman zaman veriyorlar. Genelde zaten projeler bunu yapmaktadır. Böyle olunca da o yükselen değerini bile daha fazla ilerleyen zamanlarda yatırımcı alarak oyunu da iyi giderse koruyabiliyor. Yani bu ilk başta biz daha da ucuzdan alacağımız için bize yarayacak. Sonra da diğer yatırımcısına ve oyuncusuna da yarayacak gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde oluyor. Siz geldiğiniz zaman arkadaşlar eğer yapmak istiyorsanız şimdi zaten ben yapacağım. Hani benden de görmüş olursunuz. Buraya Umut Aktun'un üzerine tıklıyorsunuz. Sağ olsunlar düşünmüşler böyle bir hani bildiğin marka gibi yapmışlar bunu. Şimdi bakın burada da yazıyor. Siz Umut Aktu'yu takip ediyorsunuz. YouTube'da buradan geliyorsunuz diye. Buraya arkadaşlar kendi BSC adresinizi yazıyorsunuz. Hani kullanacağınız. Oradan MetaMask kullanarak genelde oluyor zaten bu şeyler. Hani o şekilde kullanıyor. Çünkü başta böyle Binance ya da herhangi bir borsada desteklenmeyecek. O yüzden MetaMask kullanmanız gerekiyor. Aşağı indiğimiz zaman bakın ne diyor. Your investment should be paid to here. BEP 20 ağında BSC adresi üzerinde bu adrese yollamanız gerekiyor. Ücretini. Yani ne kadar yollamak, ne kadar yatırım yapmak istiyorsanız. Ha şöyle söyleyeyim. Minimum 50 dolar bu arada. Minimum bu şekilde yatırım yapabiliyorsunuz. Ben 100 dolarla girmiş olacağım. Hani o kadar riske alabildiğim için siz de riske alabileceğiniz bir rakamla zaten yatırım yapın. Your investment amount USDT. Şimdi buraya USDT ya da BUSD ile de yatırım yapılabiliyor. Çünkü dolar değerinde sonuçta. Ben USDT'ye çevireceğim sizler için gösterebilmek açısından. Öyle yazacağım. O değerinizi buraya tam olarak yazmanız lazım. Ne kadar yaptığınızı. Bir de son olarak please fill your payment transaction hash link. Yani buraya MetaMask Mask'ten aldığınız o hash linki yani sizin işleminize ait olan o özel linki buraya yapıştırmanız gerekiyor. Onu da anlatmış göstermiş olacağım şimdi. Buradan arkadaşlar MetaMask'inize geliyorsunuz ve adresinizi kopyalıyorsunuz. Bakın şöyle yapıştırdım. Aşağı bu hesaba yatırım yapmam gerekiyor. Ne kadar yatıracağımı şimdi anlamış olacağım. MetaMask'e tekrar gidiyorum. Neden söylediğimi anlatacağım sizlere. Çünkü benim burada 100 dolarım var. Hani 100 BUSD'm var ama ben onu değiştirmek istiyorum. Yani swap yapmak istiyorum. Hani size bunu da göstereceğim. Direkt MetaMask üzerinden yapabiliyorsunuz bu arada. İstiyorsanız buradan token'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın Tether USD. Burada max diyorsunuz. 100 işte ne kadar olacak USDT'ye dönüştürdüğünüz zaman. Tamam diyorsunuz. Review the swap. Hani bir görelim ne kadar olacak. 99.55'e düşecek. Yani bu rakamı tamamıyla yazmanız lazım ki bakın şöyle de olabilir. Şöyle de gösterebiliriz. Bu kadar bir rakam olacakmış. Şimdi swap diyoruz. Belli bir saat de veriyor size, zaman da veriyor. Bakın direkt MetaMask üzerinden USDT yapabiliyorsunuz. Evet, transaction complete diyor. Yani bunu illa yapmak zorunda değilsiniz dediğim gibi. BUSD de yollayabilirsiniz. Ben sadece sizlere göstermek açısından yapıyorum bunu. Ben bunun hepsini yatırım yapacağım. Tam rakamı yazabilmek için de buradan kopyalıyorum. Bu send kısmına tıklayıp benim buradaki adrese bu miktarı yollamam lazım. Buradan kopyalıyorum bu adresi. Tekrar MetaMask'e gidiyorum. Send kısmına tıklıyorum. Ve buradan send to. Yani bu adresi yazdım. BNB değil. Ben buradan USDT yollamak istiyorum. Tıkladım arkadaşlar buraya. Max diyorum. Bütün hepsini yollayacağım çünkü. Bütün rakam gidecek. Hani burada küsuratları da yazabilirsiniz. Zaten burada linki verdiğiniz sürece sıkıntı olmayacaktır. Next diyorsunuz arkadaşlar. Hani belli bir BNB'niz de tabii ki içeride olması lazım kesintiler için. Confirm diyorsunuz. Ve bu direkt hesaba yani o adrese yollamış olacak. Şimdilik pending yolluyor yani. Evet.
Şu an gördüğünüz üzere yolladı. Buna tıkladığınız zaman üzerine hani bu şeyi görebiliyorsunuz işlemi. Bakın ya kopyalayabilirsiniz ya View on Blockchain yani Explorer'da da görebilirsiniz. Ben kopyalayacağım. Aynı şeyi kopyalıyorsunuz çünkü. Aşağıda da arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Yani bu kopyaladığınız işlemin hash linkini buraya yazmış oluyorsunuz. Bu kadar. Yani sizin adresiniz yollayacağınız yer zaten burada. Ne kadar yolladığınız ve bu adresiniz. Göndere tıkladığınız zaman bu hesabı algılamış olacak. Yani yolladığınızı bakın. Neo Fantasy ERT Private Sale with Umut Aktu. Yanıtınız kaydedildi. Bitti. Bu kadar basit. Yani sizin buraya yolladığınızı anlayacak. Zaten işlem de orada olacak. Başladıkları zaman Nisan ayında başlangıcında bu coinler bizim hesaplarımıza yatacak. Kontrat adresini vesaire de verecekler ERT coin için. Biz de MetaMask'imize ekleyebileceğiz. Hani ilk %10'u gelecek ya. Ondan sonra diğer kısımları da 12 ay içerisinde bölüm 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 bizlere verilmiş olacak. Dediğim gibi minimum $50'la da yapabiliyorsunuz. Yalnız şunu da hatırlatayım. Haftaya en geç 24'üne kadar yatırım yapabilirsiniz. Sonrasında çünkü artık proje işlemleri başlayacak. Hani özel satış olduğu için artık normal public satışa geçecekler. O yüzden bunu o zamana kadar yaparsanız çok daha mantıklı olur. Evet bakalım. Yani her zaman söylediğim gibi riskler vardır arkadaşlar. Yani burada ben $100 koyduğum zaman bunun sıfır olabilmesini göze alıyorum. Ama şöyle bir durum var. Bakın şuradaki arkadaşımıza Irene Coin'e $10 değerinde vesaire bir yatırım yapmış. Almış satmış ama şu an elinde $150 değerinde Irene Coin var. Bu yaklaşık 2-3 ay önce bahsettiğim bir coin'di. Yani böyle şeyler mümkün olabiliyor. Sadece hangisinin iyi olabileceğini %100 bilmediğimizden hepsine küçüklü büyüklü küçüklü büyüklü yatırım yaptığımızda hani kazanç kayıptan çok daha fazlaysa zaten doğru bir adım atmışız. Ama bunun da kararını vermemiz lazım. Yani kaybedebileceğimiz bir parayı yatırmalıyız her zaman söylediğim gibi. Süper. Yine güzel bir bölümü, dolu dolu bir bölümü geride bıraktık. Umarım buradaki verdiğim bilgiler sizler için yararlı oluyordur. Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine Twitter ve Telegram'ım da var. Bilgileri hızlı alabilmek adına oradan da beni takip edebilirsiniz. Linkleri aşağıda veriyorum. Diğer gereken linklerin de hepsini zaten aşağıda vereceğim YouTube videosunun. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.